Müslümanlar! Biliniz ki devletimiz İslamiyet'in adı ve canı olan Moskov, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emir-ül Mü'minin Hazretleri sizi cihada davet ediyor. Bu çağrı kutsal savaş cihat çağrısı. Almanya yeni müttefiki Türkiye'nin kendisinden isteneni yapacağını ummuştu. Ve İtilaf devletleri de Türkiye'yi kolay lokma olarak görmüştü. Ancak Orta Doğu'daki savaş kendi yolunda vahşice sürüyordu. Kaiser, savaşın başlamasından çok önce bile Osmanlı İmparatorluğu'nun dostluğunu kazanmaya çalışıyordu. Resmi ziyaretlerinde fes giyiyordu. Müslüman olduğu ve hacca gittiği söylentileri yüzünden ona Hacı Wilhelm lakabı takılmıştı. Dünyaya yayılmış 300 milyon Müslüman, Alman İmparatorluğu'nun dostları olduğundan ve daima öyle kalacağından emin olabilirler. Almanya'nın Osmanlı'ya ilgisinde ortak bir düşmana sahip olmalarının payı vardı. Bu düşman Rusya'ydı. Türkiye'nin Çanakkale Boğazı'nı kontrol eden konumu ona Rusya'yı Karadeniz'e hapsetme gücü sağlıyordu. Ve Osmanlı ile Rusya Kafkaslar'da sürekli değişip duran bir sınırı paylaşıyordu. Rusya Osmanlı İmparatorluğu'nun ezeli düşmanıdır. Ve en büyük arzusu İstanbul'u ele geçirmektir. Osmanlı İmparatorluğu bir zamanlar Arap Yarımadası'ndan Viyana kapılarına kadar uzanırdı. Ama felaketle sonuçlanan bir dizi savaşın ardından topraklarının üçte birini kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın hasta adamıydı. İflas etmiş ve çöküşün eşiğindeydi. Büyük güçler gırtlağımıza yapıştı. Hükümet maaşları ödeyemiyor. Bütün kamu hizmetleri ayrıcalıklı yabancı sermayenin kontrol altında. Bir vatanseverin çıldırması işten bile değil. Ama bir grup ulusalcı reformcu bu gidişata bir son vermeyi planlıyordu. Jön Türkler. 1909'da sultanın yerine kardeşini kukla hükümdar olarak geçirip bir modernleşme programı başlattılar. Yırtıcıları uzak tutmak ve ülkenin geleceğini finanse etmek için bir müttefik aradılar. Hırslı Harbiye Nazırı Almanya taraftarıydı. Henüz 32 yaşındaki Enver Paşa hızla terfi etmiş ve sultanın yeğeniyle evlenmişti. İstanbul'da ihtişam içinde yaşamaktaydı. Enver Paşa Berlin'de askeri ateşelik yapmıştı. Almanlar ülkesinin ihtiyaç duyduğu güce sahipti. 33 bin Alman askerinin geçidini izledi. O kadar mükemmeldi ki insanın ağzını sulandırıyordu. Almanya'yı duygusal nedenlerle değil, aziz ülkeme bir tehdit oluşturmadıkları için seviyorum. Aksine iki ülke tamamen ortak çıkarlara sahip. Alman Genelkurmay Başkanı Helmut von Moltke, Türkiye'yi müttefik olarak kabul etmedi. Türkiye'nin askeri açıdan hiçbir varlığı yok. Eğer Türkiye eskiden hasta adam olarak tanımlanmışsa, şimdi ölen adam olarak tanımlanmalı. Gösterişli Baron Max von Oppenheim, Kaiser'in durumu yeniden değerlendirmesini sağladı. Bir arkeolog ve resmi danışman olan Oppenheim, kendini bir İslam uzmanı olarak kabul ettirdi. Aynı zamanda bir Alman ajanıydı. İngiliz İmparatorluğu'nun yıkılması için bir cihat ilan edilmesi taraftarıydı. İngiltere ancak Türkler Mısır'ı işgal ettiğinde ve Hindistan
isyan ateşiyle yandığında çöker. İngiltere'nin en zayıf yanı sömürgeleridir. Savaşın patlak vermesiyle birlikte Kaiser cihatı İngiliz egemenliğindeki Müslümanları isyana tahrik etmenin tek yolu olarak görmeye başladı. Türkiye'deki danışman ve ajanlarımız bütün İslam dünyasını isyan ateşiyle tutuşturmalı. Biz ağır yara alsak bile en azından İngiltere Hindistan'ı kaybedecektir. Osmanlı İmparatorluğu müttefikini bulmuştu, Almanya. Enver Paşa dışarıya tarafsız bir görüntü çizerken 2 Ağustos 1914'te Türk hükümetini bypass edip gizlice ittifak anlaşmasını imzaladı. İstanbul, Doğu'yu ateşe verme amaçlı komplonun sıçrama noktası olmuştu. Alman Büyükelçiliği, Oppenheim'in Hovarda casuslarına yuva olmuştu. Bir grup casus, Berlin'den gezgin bir sirk ekibi kılığında gelmişti. Afganistan emirinin Hindistan'ı işgal etmek için 50 bin Müslümanı hazır ettiği söyleniyordu. Sirk ekibi Afganistan'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Tabii bir de yerini bulabilselerdi. Bu görevdeki Türklerden biri de Hüseyin Rauf'tu. Afganistan hakkında adından başka ne biliyoruz ki? Haritadaki yerini bile gözümde canlandıramıyorum. Oraya nasıl gidileceğini bilmiyorum. Amerika üstünden mi gideceğim? İşin ilginç yönü Enver Paşa ve Jön Türklerin hiç de fanatik dindarlar olmamasıydı. Almanya'nın cihat fikrine oportunist bir şekilde katılmışlardı. Enver'in esas amacı doğudaki Türk'ü halkları ve yeni bir imparatorluk kurmak için bir araya getirmekti. Köylerdeki gönüllüler askere alınıyor. Enver'in 800 bin askerlik bir ordusu vardı. Çoğu Anadolu'dan toplanmıştı ama aralarında Araplar, Makedonlar ve Kürtler de vardı. Bu işi bitik bir ordu olarak görülüyordu. Ama orduda Enver tarafından reform yapılmış ve askerler Almanlar tarafından eğitilmişti. Osmanlı ordusunun etkinliğinin arttırılması için ciddi bir çaba sarf ediliyor. Türk güçlerine artık ciddiye alınması gereken bir unsur gözüyle bakılmalı. Ama Türkiye kendisini hala resmen Almanya'nın müttefiki ilan etmemişti. Hükümet ise savaşa girmek konusunda ikiye ayrılmıştı. Ama Türkiye paraya muhtaç durumdaydı. Dolayısıyla Almanlar anlaşmayı çekici kılmaya ve Türkiye'nin elini güçlendirmeye karar verdi. İki Alman kruvazörü Göben ve Breslau Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçıyordu. 11 Ağustos 1914'te duruma uygun bir şekilde İstanbul'a sığındılar. Haliç'e gururla demir atmış iki Alman kruvazörünün varlığı Türklerin tarafsız iddiasını tehlikeye düşürmüştü. Türkler bunu pek önemsemedi. Dünyaya gemileri satın aldıklarını açıkladılar. Gemilerin Alman mürettebatına takmalar için fesler verildi. Maskeli balo kostümlerini andıran giysileri İstanbul'da dillere düşmüştü. Göben boğazı açıldı ve Rus Büyükelçiliği önünde demirledi. Subaylar ve erler feslerini büyük bir ciddiyetle çıkarıp Alman keplerini taktılar. Orkestra Alman milli marşını çaldı. Rus Büyükelçisi'ne bir ya da iki saat kadar serenat çektikten sonra feslerini tekrar taktılar. Ardından demir aldılar ve Alman savaş marşları söyleyerek uzaklaştılar. Göben ve Breslau'nun başını çektiği Türk filosu Boğaz'dan Karadeniz'e açıldı.
29 Ekim 1914'te bir dizi Rus limanına saldırdılar. Enver Paşa Karadeniz'in girişine mayın döşetti. Almanlar müttefikleri olmasını garantilemek için Türkiye'ye 5 milyon sterlin değerinde altın verdi. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na kendi şartları ve kendi gündemiyle girmişti. İran Müslümanları ciddi bir sorun. Bütün doğuda esen kuru bir rüzgar var. Kurumuş otlar bir kıvılcım bekliyor. Ve bu rüzgar İran sınırına doğru esiyor. Yazar John Buchan'ın kurgusal romanından bir alıntı. Ancak İslami bir cihatın yarattığı gerçek korkulara dayanıyor. Enver 1914 sonlarında yüzünü doğuya dönmüştü. Hem cihat hem de Türk halkları birleştirme konusunda büyük fikirleri vardı. Sınırların ötesinde özgürleştirilmeyi bekleyen kardeşlerimiz ve geri alacak vatan topraklarımız var. Rusya 40 yıl kadar önce Doğu Türkiye'nin Kafkasya sınırı boyunca uzanan büyük bir parçasını almıştı. Enver Rusları Türk topraklarından atma konusunda çaresizdi. Ama burası etnik çatışmalarla kaynayan bir bölgeydi. Ruslar, Türkler, Görcüler, Kürtler ve sınırın iki yanında da Hristiyan Ermeniler. Kafkaslarda kimin hangi tarafa sadık olduğunu anlamak çok zordu. Burada, Erzurum Kalesi'nde, Kasım 1914'te Almanların verdiği cesaretle Enver Paşa önemli bir karar aldı. Kışın yaklaşmasına rağmen ordusunu Rusların önüne attı. Artık İslam kartını oynuyordu. Zincirler altındaki 300 milyon Müslüman ve eski tebaamız bizim zaferimiz için dua ediyor. Ne mutlu ileri gidenlere. Ne mutlu din ve vatan yolunda şehit olanlara. İleri, daima ileri. Zafer, şan, şehadet, cennet hep ileridedir. Aralık 1914'te 9. Kolordu Allahu Ekber dağlarının yüksek geçitlerinde ilerledi. Hedef Sarıkamış'ı yukarıdan aşağı doğru süpürüp Rusların etrafını sarmaktı. Ruslar başta paniğe kapılıp geri çekildi. Enver'in cesur kumarı neredeyse meyvesini vermişti. Ama hemen ardından aşırı soğuklar bastırdı ve Türkler giderek kötüleşen hava şartlarıyla mücadele etmeye başladı. Enver onların güvenini tazelemeye çalıştı. Parkalarınızın ya da postallarınızın olmadığını görüyorum ama düşman sizden korkuyor. Almanlar yavaşlığımızdan şikayet ettiler. Ama kar o kadar derindi ki. Dün gece kaybolan askerler oldu. Bazıları ateş yakmaya çalıştı ama çoğu bir daha uyanmamak üzere uyudu. Sabah bölüğün yarısının donarak öldüğünü gördük. Hava koşulları ve arazi 25 bin Türk'ü daha Ruslarla karşılaşmadan öldürmüştü. Askerler donmuş cesetleri görünce dehşete kapıldı ve firar etmeye başladı. Rus askerlerine ateş etmeye çalışıyorduk ama tüfeklerin tetik mekanizması buz tutmuştu. O uzun ve ölümcül günlerde yaşadıklarımızı düşündükçe hala titriyoruz. Görüntüler insanın tüylerini ürpertecek cinstendi. Kanıların iç karartıcı tekerlek gıcırtıları. Toprağın doymak bilmeyen midesine gönderilen, ağzı ve gözleri açık kalmış cesetler.
Allahu Ekber dağlarında yaşayan köylüler hala Sarıkamış şehitleri için dua eder. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق İmdat Demir, 1919'da kemiklerin gömülmesine yardım etmiş. Allahu Ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Enver'in büyük saldırısı felaketle sonuçlandı. Cepheden ayrılmadan önce askerlerine şöyle seslendi: "Dostlarım, düşmana nasıl saldırdığınızı neredeyse bir ay boyunca kendi gözlerimle gördüm. Havanın sertliğine ve her türlü eksiğimize rağmen onların direnişini kırdınız. Sultan ve bütün halkımız sizi tebrik ediyor. Ben İstanbul'a dönüyorum. Başka zaferlerde kazanmanız ve düşmanın başını bir daha doğrultmasına izin vermemeniz için dua ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum." Türklerin ilerleyişinden paniğe kapılan Rus Çarı, 3 Ocak 1915'te İtilaf devletlerine derhal Türkiye'ye saldırmalarını söyledi. İngilizler kabul etti. Bu tarihteki en büyük harekatlardan biri. İstanbul'un doğu için önemini düşünün. Toplamında Londra, Berlin ve Paris'in batı için taşıdığı önemden daha fazla. İstanbul'un düşüşünün ne anlama geleceğini düşünün. Bu savaşın yönünü değiştirecek bir harekattı. Almanya'nın doğuya uzanan yolunu kesebilir, Balkanları serbest bırakabilir ve Karadeniz'den Rusya'ya geçişi sağlayabilirdi. Ama önce donanmanın Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi gerekiyordu. İngilizlerin Akdeniz'e hakim olmasını istemeyen Fransızlar savaşa katılmakta ısrar etti. 18 Mart 1915'te İngiliz ve Fransızların birleşik filosu Çanakkale Boğazı'na saldırdı. Amiral gemisi çok sayıda yüksek kalibreli top mermisiyle vuruldu. Bir taret devre dışı kaldı ve bütün mürettebat öldü. Alevler kimseyi affetmedi. Daha birkaç dakika önce tetikte olan cesur genç askerlerimiz artık çıplak çeliğin üstünde kömürleşmiş yatıyorlardı. Türk topları denizden yapılan bombardımandan etkilenmemişti. İtilaf güçlerinin gemileri kolay hedefti. Topçu kumandanı Rıfat Bey'e ateşi yoğunlaştırmasını söyledim. O da bana mermilerin zaten düşman gemilerinin güvertelerinde patladığını söyledi. Ciddi hasar alıyorlardı. Fransız savaş gemisi Bouvet bir mayına çarptı. O gün savaş gemilerinden 3'ü battı, 3'ü çalışmaz hale geldi, 4'ü hasar aldı. İtilaf güçleri 700'den fazla kayıp verdi. Bu Osmanlı İmparatorluğu için olağanüstü bir zaferdi. İtilaf güçleri yeniden denedi. Donanma bu sefer amfibik çıkartma güçlerini destekleyecekti. Anzak olarak bilinen Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri Fransız ve İngiliz güçlerine katıldı. Sonradan ortaya çıkan inancın aksine Anzaklar kırsal kesimden toplanmış cahil çiftçiler değildi. Çoğu birinci nesil İngiliz göçmenlerinden oluşan ve ana vatanları için çarpışan şehirlilerdi. Behzade Kerim gibi Türkler bunun vatanları için bir ölüm kalım savaşı olduğunun farkındaydı. "Kendimi dinim, vatanım, sevgili İstanbul'um için feda edeceğim. Benim yaşlı babamın mutluluğuna, masum bebeğimin hayatına, sevgili karımın namusuna uzanan iğrenç ve kirli elleri ezeceğim. Bir İngiliz kadar acımasız olacağım. Ey gözümün bebeği İstanbul, sana selam olsun. Ölmek üzere olanlar sana veda ediyor." Yeni
25 Nisan 1915'te 70 bin itilaf gücü askeri Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaptı. Savaştan sonra çekilen bir filmde çarpışma tekrar canlandırıldı. Er Robert Atkinson denizden o zamana dek yapılan en büyük işgale tanıklık etmişti. Askerler sahile çıkarma yapmak üzere küçük teknelerle taşınıyor. Feci bir bombardıman ve korkunç bir gürültü yarları sarsıp Türkleri şaşırtıyor. Donanma topçuları çok iyi iş çıkarıyor. Muazzam bir manzara. Benim ilk savaş deneyimim. Anzaklar yanlış yere çıkarma yapmıştı. 8 bin asker dik tepelerin arasına sıkışmış dar bir kumsalda mücadele veriyordu. Buraya Anzak Koyu ismini verdiler. Türkler bizi şarapnellerle karşıladı ve bütün denizi taradılar. Ama çok azımız vuruldu. Sahilde pek bir hazırlık yoktu. Aslında hazırlıksızdılar. Anzak Koyu'ndan çıktıklarında kayıp sayısı çok arttı. Yeni Zelandalı William Malone aptallıkları ve beceriksizlikleri yüzünden Avustralyalı subayları suçladı. Albay Bruno'nun ne savunma mevzii ne de bir planı var. Yapacak tek şeyin askerleri sırtın tepesinden ilerideki ormana sokmak olduğu şeklinde intihara benzer bir düşüncesi var. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ulusal kimlikleri bu Türk tepelerinde doğdu. Dünyanın bu parçası bize ait diye şarkı söylüyorduk. Bol bol küfredip tezahürat yaparak bir tepeye saldırdık. O kadar dikti ki olduğumuz yerde debeleniyorduk. Bir mitralyozun üstüne doğru koştuk. Etrafındaki adamlar vurulup yere düşüyordu. Çılgınca, vahşi, tüyler ürperticiydi. Eğer Alman General Liman von Sanders'a kalsaydı, Anzaklar çok daha rahat edecekti. Askerlerini 15 kilometre geride asla gerçekleşmeyecek bir saldırı için bekletiyordu. Ama 34 yaşındaki Türk subayı Mustafa Kemal, Jonk Bayırı'nın zirvesine tırmanıp Anzakların yaklaştığını ve kendi askerlerinin kaçtığını gördü. "Niçin kaçıyorsunuz?" dedi. "Efendim, düşman," dedi. "Düşmandan kaçılmaz," dedi. "Cephanemiz kalmadı," dediler. "Cephaneniz yoksa süngünüz var," dedi. "Ve süngü taktırdım, yere yatırdım." Onlar yatınca düşman da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Mustafa Kemal katı bir emir verdi. "Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye dek geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir." Enver Paşa'ya Alman müttefiklerini lanetleyen öfke dolu bir mektup gönderdi. "Liman von Sanders ne ülkemizi ve ordumuzu tanıyor, ne de durumu incelemeye zaman ayırmış. Von Sanders'ın önderliğindeki Almanların zihinsel yeteneklerine güvenmemenizi şiddetle tavsiye ederim. Onların kalpleri ve ruhları bizimki gibi vatanımızı savunmaya odaklanmış değil." Türkler koydaki Anzak harekatını kontrol altına aldı. Gelibolu Mustafa Kemal'den bir kahraman yarattı. 8 yıl içinde ülkesinin lideri oldu ve Türklerin babası anlamına gelen Atatürk adını hak etti. İngilizlerin V-Beach çıkartması kötü sonlanmıştı. Plan River Clyde gemisini sahile doğru sürüp içinde kömür yerine asker taşımaktı. Ama gemi açıkta karaya oturdu ve İngilizler Türk ateşi altında kaldı. Düşman kumandanları askerleri rampalardan aşağı gönderiyordu. Ama Türk mermilerinden kaçamıyorlardı. Ateşimiz çok etkiliydi ve düşmanı denizde vurdu. (Gülüyor)
Bee Beach balık sürüsü gibi düşman cesetleriyle dolmuştu. Denizin rengi kanlarıyla kızıla bulanmıştı. Diğer çıkartmalar yolunda gitmişti ama başarı elde edilemedi. General Sir Ian Hamilton'ın komutasındaki itilaf güçlerinin koordinasyonu zayıftı. Batı cephesindeki gibi iki tarafta siper savaşı için çukur kazmaya başladı. Burada bir Avustralyalı kameraman ateş altındaki asistanına yardıma koşuyor. Fransız subayı Jean Giridou savaşın giderek vahşileşmesine tanıklık etti. Avustralyalılar tüm Türkleri katletti. Bir Avustralyalı bana Türklerin ulusal düşmanları olduğunu söyledi. Gelibolu'daki koşullar çok kötüydü. Kavurucu sıcak, dondurucu soğuk, çok az su. Binbaşı Birch annesine yazdığı mektupta şöyle diyordu. Kana susamış 2 milyon Türk'ten 200 metre uzakta korkusuzca oturdum. Kalemimi elime aldım. Onlarla aramda yaklaşık 2 metrelik toprak yığını olduğunu yazmayı unuttum. Güneş çok yakıcı ve çok susadım. Burada içecek tek şey su ve o da pis bir kuyudan geliyor. Tadı sanki içinde bir katır ölüsü varmış gibi. Ama bize dezenfektan tablet veriyorlar. Tabletler çok iyi. Suyu içinde iki katır ölüsü varmış gibi yapıyor. Kocan Yüzbaşı Mustafa Muhammed'den asil kraliçesi Ayşe'ye. 13. Türk Piyade Alayı. Ah Ayşem, sabah yıldızım. Allah'a bütün bunları sona erdirmesi için dua ediyorum. Sevgili İstanbul'umuzu harabe halinde, evlerimizi yakılıp yıkılmış olarak görebiliyorum. Bu İngilizler çok inatçı ve hiç ölüm korkuları yok. Çok zalimler, bizi geceleri kurt gibi izliyorlar. Gündüzde şeytan gibi saldırıyorlar. Bu berbat savaşa neden katıldım ki? Ayşe, gün battığından şimdi izninle namazımı kılmaya gidiyorum. Allah'a emanet ol Ayşe. Keşke evde olup sana sevgimi gösterebilseydim. Ama Ayşe, Mustafa'nın mektubunu asla alamadı. Mektup bir İngiliz askeri tarafından ölü bir askerin üstünde bulunuyor. Türkler tek bir öğleden sonra 10.000 kayıp verdi. Bahar yaza dönerken ceset kokusu dayanılmaz bir düzeye ulaştı. Sonunda ölüleri gömmek için bir ateşkes yapıldı. Çoğu Türk askeri okuma yazma bilmiyordu. Yaşadıklarını şarkılarında anlatıyorlardı. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Oh, geçtim eyvah. Hastalıklar başlıca ölüm nedeni olmuştu. Özellikle de tifüs ve dizanteri.
Eski arkadaşım zeki ve dürüst bir askerdi. Onu yerlerde kıvranırken gördük. Hela çukurunu indirmeye çalıştık. Nasıl oldu bilmiyorum ama 30 santim genişliğindeki çukurdan içeri düştü. Onu dışarı çekemedik. Hiç gücümüz yoktu. Kendi dışkısının içinde boğuldu. Babasına mektup yazan Yarbay Fahrettin'in farkına vardığı üzere itilaf güçlerinin azmi zayıflıyordu. Düşman askerlerinin morali o kadar bozuldu ki tarif etmesi imkansız. Bu arkadaşlar eninde sonunda askerlerini gemiye dolduracak ve bir gece çekip gidecekler. 20 Aralık 1915'te aynen bunu yaptılar. Türk subayı İzzettin Bey sabahın 3'ünde nöbetçi subay tarafından uyandırıldı. Fırkateynleri ve askeri yük gemilerini görünce bunu yeni bir işgal harekatı sanmışlar. Tam aksine İngilizler kaçıyordu. Durumlar ümitsizdi. Zafer bizimdi. Türk askerleri terk edilmiş düşman siperlerine girdiler. Geri çekilen itilaf güçlerine ateş açmadılar. Gittiklerini görmekten mutlu olmuşlardı. 9 korkunç ayın ardından Gelibolu tepelerine sessizlik çöktü. İki taraf toplamda yaklaşık 250 bin kayıp verdi. Ama Türkler için bu bir zaferdi. Düşman sonunda geri çekildiğinde İstanbul bir uçtan bir uca süslendi. Gece minareler gaz lambalarıyla aydınlatıldı. Herkes neşe doluydu. Soluk yüzlerde gülücükler açtı. İstanbul yeniden canlanmıştı. Almanlar hala Orta Doğu'da cihat başlatmanın bir yolunu arıyordu. Camilerde İngilizlere karşı ateşli konuşmalar yapılıyor. Halkın heyecanı giderek artıyor. 60 bin Afgan atlısı ilerlemeye hazır. Osmanlı İmparatorluğu'na gezici sirk ekibi kılığında giren Alman ajanları o sıralarda İran'ı yerel kıyafetlerle geçiyordu. 19 Ağustos 1915'te Rus devriyesini atlatıp Afganistan'a girdiler. Görevleri İngilizlere karşı bir Müslüman ordusu kurmak ve Hindistan'ı işgal etmekti. Ekip 9 aydır yollardaydı ve bu sürenin çoğunu hangi yoldan gidecekleri ve liderin kim olduğu konusunda tartışarak geçirmişlerdi. Bunun yanıtı Alman casusu Oskar von Niedermayer'dı. Derken Enver Paşa fikir değiştirdi. Almanların ülkeleri Rus ve İngiliz efendilerine karşı isyana kışkırtması bağımsızlık fikirlerini ateşlemişti. Bu Enver'in bütün Müslümanları geniş bir Türk İmparatorluğu altında birleştirme fikriyle çatışıyordu. Enver, Niedermayer'ın ekibindeki Türkleri geri çekti ve Almanlar göreve yalnız devam etti. Sonunda Kabul'e ulaştıklarında Afganistan emiri onları görüşmek için 2 ay bekletti. Ekselansları bizi daha önce kabul edememesinin gerekçelerini sıraladı. Elbette asla politik bir nedeni yoktu. Bize bir sürü malda gelmiş tüccarlar gibi davrandı. Gerekli gördüğü ve hoşuna giden şeyleri seçecekti. Onun için her şey ticaret demekti. Emir, Almanları kendi çıkarı için İngilizlere karşı kullandı. Büyük zenginlikler, hatta ülkesinin bağımsızlığı bile tehlikedeydi. Niedermayer'dan 10 milyon sterlin ve 100 bin tüfek istedi. Niedermayer'ın ekibi, Emir'in Hindistan'ı işgal konusunda karar vermesini beklerken, Müslümanların dini hassasiyetlerini rencide edecek hareketlerde bulundular. Yasak alkolün keyfini çıkarabilmek için askerler gizlice şnaps damıttı.
Afganistan'da alkol haram sayıldığından ve sarhoşluk daha önce pek görülmemiş bir şey olduğundan aramızdaki ilk sarhoş halkta büyük öfke doğurdu. Emir uzun zamandır İngiltere'den para alıyordu. Afganistan'ı yanlarında isteyen İngilizler rüşveti arttırdı. Hindistan'dan çok büyük bir para transferinin yolda olduğu söylentileri vardı. Bu karavan yaklaştıkça Emir'le ilişkilerimizin bozulduğunun farkına vardık. Niedermayer ve Almanlar Afganistan emirinin oyununda sadece bir piyon olduklarını anlamışlardı. Operasyonu iptal ettiler. Cihadın doğuyu ateşe verdiği yoktu ama hala İngilizleri korkutacak gücü vardı. Ve Enver'in de genişlemeci planlarını bir kenara bırakmaya niyeti yoktu. Seçkin bir Alman mareşali olan Kolmar von der Goltz'u Irak'ta kumandayı ele alması ve savaşı İran üstünden Hindistan'a yayması için Irak'a gönderdi. O sırada 72 yaşında olan Goltz ailesiyle yazışıyordu. Kaderin beni bu ileri yaşımda dünyanın bu kadar uzak bir köşesine götüreceğine, Büyük İskender'in ovalarında, gençliğimizde hayallerimizi süsleyen ülkelerde yolculuk yapacağımı hayal bile edemezdim. İngilizler Orta Doğu'da bir güç gösterisi gerektiğine karar vermişlerdi. Arapları efendilerinin Almanlar ya da Türkler değil kendileri olduğuna ikna edeceklerdi. Bağdat'ın ele geçirilmesi Orta Doğu'da müthiş bir etki yaratır. Özellikle de İran, Afganistan ve kendi cephemizde. Ayrıca Çanakkale'deki başarısızlığımızın izlerini de siler. ...1915 Mayıs'ında General Sir Charles Townshend komutasındaki bir İngiliz bölüğü... ...o zamanlar Osmanlı'nın parçası olan Irak'ta Dicle Nehri boyunca ilerliyordu. Bağdat'a sadece 30 kilometre kala Türk 6. Ordusu tarafından durduruldular. İngilizler Dicle'nin bir kıvrımı içindeki Kut şehrine geri çekildi. Türkler çevrelerini sardı ve İngilizleri ablukaya aldı. Bu haritayı çizen binbaşı Dan, Noel gününde evine şunları yazmıştı. Bugün çok güzel bir akşam yemeği yedik. Koyun eti, İskoç çorbası, mayonezli somon, tavuk konfle, bezelyeli kızarmış ördek, İtalyan usulü yumurta, çikolata. Ve tabii ki ailelerimizin şerefine kadeh kaldırdık. İngilizler kendilerini kutu kuşatan Türk ordusunun kumandanı olan ve Hindistan'ın fethini şimdilik askıya almış Kolmar von der Goltz ile karşı karşıya buldular. Ne yazık ki İngilizler çok iyi yerleşti ve onlardan kurtulmak için gerekli teknik olanaklara sahip değiliz. Onlarla biz henüz hala iyi durumdayken tekrar karşılaşıp karşılaşmayacağımız Tanrı'ya kalmış. Townshend birkaç gün içinde kurtulacakları konusunda ümitliydi. Ama Ocak ayında bütün erzağı tükendiğinde kendi süvarileri isteksizce yardıma geldi. İlk atı yaklaşık 3 hafta önce kestik. O günden beri her gün kesiyoruz. Her seferde yaklaşık 20 at. Pirzolasını, böbreğini, köftesini, kıymasını, güvecini, çorbasını, dolmasını, her şeyini yapıyoruz. At yemekten bıktık. Yüzlerce İngiliz askeri Townshend'in garnizonunu kurtarmaya çalışırken öldü. Bu sabah güçlü bir İngiliz saldırısı oldu. Savaş hatlarının arasındaki arazi İngilizlerin cesetleriyle dolu. Bizi kurtarmaya gelen güçler içeri girmeyi yine başaramadı. General Townshend bir duyuruda bulundu. İngiltere ve Hindistan'ın gözleri bizim üstümüzde ve kahramanlar gibi öleceğiz. Bu bize pek iyi gelmedi. Kutta kahraman olmamayı ve bol bol yemek yemeyi tercih ederdim. Askerler açlıktan, iskorbütten ve zatüreden hızla ölüyor. İngilizler katır ya da at yemeyi reddeden Hintlilerden daha dayanıklı. ...24 Nisan'da kuşatmanın son ve en çaresiz günlerinde...
Dicle'den Kut'a 270 ton gıda taşıyan bir gemi göndermek için cesurca bir girişimde bulunuldu. Ali İhsan, Dicle'ye bir halat gerip gemiyi tuzağa düşüren Türklerden biriydi. 5000 kişiyi 2 ay beslemeye yetecek erzağı taşıyan bir İngiliz gemisine el koyduk. Adı Cülener'di. Ama biz ona kendi gelen adını verdik. Townsend o kadar çaresizdi ki İngilizler Türk generali Halil Paşa'ya garnizonun özgürlüğü karşılığında bir teklifte bulundu. General Townsend bana İngiliz ordusunun özgürlüğü için 1 milyon pound önerdi. Bu teklif başka koşullar altında yapılmış olsaydı cevabım tüfeğimin namlusundan çıkan tek bir sözcük olurdu. Sakinliğimi koruyarak teklifini bir şaka olarak aldığımı söyledim. 146 gün süren kuşatmanın ardından 29 Nisan 1916'da Townsend nihayet teslim oldu. Bu Gelibolu'dan bile daha küçük düşürücü bir yenilgiydi. Artık her şey bitti. Ne kadar yazık. Teslim olduğumuz günün sabahını asla unutmayacağım. Hüzün içinde silahlarımızı imhaya koyulduk. Zavallı topçular. Göz kulak olmaktan o kadar gurur duydukları topları havaya uçurulurken ağlıyorlardı. Türkler öğle vakti gelip garnizonu teslim aldılar. Babil'in sularının kenarına çöküp ağladık. Mareşal von der Gold, Kut'taki Türk zaferinden hemen önce tifüsten öldü. Ama yazdığı bir mektupta geleceğe alışılmadık derecede çağdaş ve öngörüyle bakmıştı. Mevcut savaş bana göre uzun sürecek ve İngiltere'nin dünyadaki konumunu kaybetmesine yol açacak tarihi bir gelişimin sadece başlangıcı. 20. yüzyıla damgasını vuracak olay, renkli ırkların Avrupa'nın sömürgeci emperyalizmine karşı ayaklanması olacaktır. Yenilgiyi izleyen akşam, Türkler ve Araplar şehrin dar sokaklarından birkaç gün önce çok sevdiğimiz Mareşalimizi gömdüğümüz yere doğru yürüdüler. Türk kumandan, Kut'un düşüş haberini ölmüş liderimize duyurmak istemişti. Bu onun başarısıydı. Townsend İstanbul'da konforlu bir esarete gitti. Kuşatma sonrasında İngiliz ve Hintli askerlerinden 1750'si ölmüştü. Ama en kötüsü sıradaydı. 12 bin askeri çölden Bağdat'a yürütüldü. Adamların büyük bir kısmı tükenmişti ve artık bir adım daha atamayacak durumdaydı. Yerde yüksek ateş ve dizanteriden kıvranarak yatıyorlardı. Tepeden tırnağa pislik içindeydiler ve üstleri sineklerle kaplıydı. Savaş sona erdiğinde 4000 Kut gazisi Osmanlı'nın ve İngiltere'nin kasıtlı ihmalleri yüzünden esir kamplarında öldü. Bir daha asla geri dönmeyin arkadaşlar. Asla geri dönmeyin. Kamp bir baş belası oldu arkadaşlar. Feci bir baş belası. Eski dükkanın penceresini kapatın. Kapıya bir not yazın. Eşyalarımızı toplayıp o güzel Ritz'e gidiyoruz. Ve bir daha asla geri dönmüyoruz. İtilaf devletleri Osmanlı ordusunu baştan yok saymışlardı. Ama onun karşısında çok büyük yenilgiler yaşadılar. Türkler savaşın bitişini göreceklerdi. Onların sonuna kadar savaşmasını sağlayan Allah ya da Almanlardan ziyade nefsi müdafaa duygusu ve siyasi hırslarıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın gelecek bölümünde iki dev, Rusya ve Almanya Doğu cephesinde çarpışırken milyonlar arada kalıyor. Merhametsiz ve kuralsız bir savaş. Keplerini taktılar. Orkestra Alman Milli Marşı'nı çaldı.
Rus büyükelçisine bir ya da iki saat kadar serenat çektikten sonra feslerini tekrar taktılar. Ardından demir aldılar ve Alman savaş marşları söyleyerek uzaklaştılar. Göben ve Breslau'nun başını çektiği Türk filosu Boğaz'dan Karadeniz'e açıldı. 29 Ekim 1914'te bir dizi Rus limanına saldırdılar. Enver Paşa Karadeniz'in girişine mayın döşetti. Almanlar müttefikleri olmasını garantilemek için Türkiye'ye 5 milyon sterlin değerinde altın verdi. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na kendi şartları ve kendi gündemiyle girmişti. İran Müslümanları ciddi bir sorun. Bütün doğuda esen kuru bir rüzgar var. Kurumuş otlar bir kıvılcım bekliyor. Ve bu rüzgar İran sınırına doğru esiyor. Yazar John Buchan'ın kurgusal romanından bir alıntı. Ancak İslami bir cihatın yarattığı gerçek korkulara dayanıyor. Enver 1914 sonlarında yüzünü doğuya dönmüştü. Hem cihat hem de Türk halkları birleştirme konusunda büyük fikirleri vardı. Sınırların ötesinde özgürleştirilmeyi bekleyen kardeşlerimiz ve geri alacak vatan topraklarımız var. Rusya 40 yıl kadar önce Doğu Türkiye'nin Kafkasya sınırı boyunca uzanan büyük bir parçasını almıştı. Enver Rusları Türk topraklarından atma konusunda çaresizdi. Ama burası etnik çatışmalarla kaynayan bir bölgeydi. Ruslar, Türkler, Görcüler, Kürtler ve sınırın iki yanında da Hristiyan Ermeniler. Kafkaslarda kimin hangi tarafa sadık olduğunu anlamak çok zordu. Burada, Erzurum Kalesi'nde, Kasım 1914'te Almanların verdiği cesaretle Enver Paşa önemli bir karar aldı. Kışın yaklaşmasına rağmen ordusunu Rusların önüne attı. Artık İslam kartını oynuyordu. Zincirler altındaki... Göben ve Breslau'nun başını çektiği Türk filosu Boğaz'dan Karadeniz'e açıldı. 29 Ekim 1914'te bir dizi Rus limanına saldırdılar. Enver Paşa Karadeniz'in girişine mayın döşetti. Almanlar müttefikleri olmasını garantilemek için Türkiye'ye 5 milyon sterlin değerinde altın verdi. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na kendi şartları ve kendi gündemiyle girmişti. İran Müslümanları ciddi bir sorun. Bütün doğuda esen kuru bir rüzgar var. Kurumuş otlar bir kıvılcım bekliyor. Ve bu rüzgar İran sınırına doğru esiyor. Yazar John Buchan'ın kurgusal romanından bir alıntı. Ancak İslami bir cihatın yarattığı gerçek korkulara dayanıyor. Enver 1914 sonlarında yüzünü doğuya dönmüştü. Hem cihat hem de Türk halkları birleştirme konusunda büyük fikirleri vardı. Sınırların ötesinde özgürleştirilmeyi bekleyen kardeşlerimiz ve geri alacak vatan topraklarımız var. Rusya 40 yıl kadar önce Doğu Türkiye'nin Kafkasya sınırı boyunca uzanan büyük bir parçasını almıştı. Enver Rusları Türk topraklarından atma konusunda çaresizdi. Ama burası etnik çatışmalarla kaynayan bir bölgeydi. Ruslar, Türkler, Görcüler, Kürtler ve sınırın iki yanında da Hristiyan Ermeniler. Kafkaslarda kimin hangi tarafa sadık olduğunu anlamak çok zordu.
Burada, Erzurum Kalesi'nde, Kasım 1914'te Almanların verdiği cesaretle Enver Paşa önemli bir karar aldı. Kışın yaklaşmasına rağmen ordusunu Rusların önüne attı. Artık İslam kartını oynuyordu. Zincirler altındaki 300 milyon Müslüman ve eski tebaamız bizim zaferimiz için dua ediyor. Ne mutlu ileri gidenlere. Ne mutlu din ve vatan yolunda şehit olanlara. İleri, daima ileri. Zafer, şan, şehadet, cennet hep ileridedir. Aralık 1914'te 9. Kolordu ardından demir aldılar ve Alman savaş marşları söyleyerek uzaklaştılar. Göben ve Breslau'nun başını çektiği Türk filosu Boğaz'dan Karadeniz'e açıldı. 29 Ekim 1914'te bir dizi Rus limanına saldırdılar. Enver Paşa Karadeniz'in girişine mayın döşetti. Almanlar müttefikleri olmasını garantilemek için Türkiye'ye 5 milyon sterlin değerinde altın verdi. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na kendi şartları ve kendi gündemiyle girmişti. İran Müslümanları ciddi bir sorun. Bütün doğuda esen kuru bir rüzgar var. Kurumuş otlar bir kıvılcım bekliyor. Ve bu rüzgar İran sınırına doğru esiyor. Yazar John Buchan'ın kurgusal romanından bir alıntı. Ancak İslami bir cihatın yarattığı gerçek korkulara dayanıyor. Enver 1914 sonlarında yüzünü doğuya dönmüştü. Hem cihat hem de Türk halkları birleştirme konusunda büyük fikirleri vardı. Sınırların ötesinde özgürleştirilmeyi bekleyen kardeşlerimiz ve geri alacak vatan topraklarımız var. Rusya 40 yıl kadar önce Doğu Türkiye'nin Kafkasya sınırı boyunca uzanan büyük bir parçasını almıştı. Enver Rusları Türk topraklarından atma konusunda çaresizdi. Ama burası etnik çatışmalarla kaynayan bir bölgeydi. Ruslar, Türkler, Görcüler, Kürtler ve sınırın iki yanında da Hristiyan Ermeniler. Kafkaslarda kimin hangi tarafa sadık olduğunu anlamak çok zordu. Burada, Erzurum Kalesi'nde, Kasım 1914'te Almanların verdiği cesaretle Enver Paşa önemli bir karar aldı. Kışın yaklaşmasına rağmen ordusunu Rusların önüne attı. Artık İslam kartını oynuyordu. Zincirler altındaki 300 milyon Müslüman ve eski tebaamız bizim zaferimiz için dua ediyor. Ne mutlu ileri gidenlere. Ne mutlu din ve vatan yolunda şehit olanlara. İleri, daima ileri. Zafer. Düşman kumandanları askerleri rampalardan aşağı gönderiyordu. Ama Türk mermilerinden kaçamıyorlardı. Ateşimiz çok etkiliydi ve düşmanı denizde vurdu. Bir beach balık sürüsü gibi düşman cesetleriyle dolmuştu. Denizin rengi kanlarıyla kızıla bulanmıştı.
Diğer çıkartmalar yolunda gitmişti ama başarı elde edilemedi. General Sir Ian Hamilton'ın komutasındaki itilaf güçlerinin koordinasyonu zayıftı. Batı cephesindeki gibi iki tarafta siper savaşı için çukur kazmaya başladı. Burada bir Avustralyalı kameraman ateş altındaki asistanına yardıma koşuyor. Fransız subayı Jean Giraudoux savaşın giderek vahşileşmesine tanıklık etti. Avustralyalılar tüm Türkleri katletti. Bir Avustralyalı bana Türklerin ulusal düşmanları olduğunu söyledi. Gelibolu'daki koşullar çok kötüydü. Kavurucu sıcak, dondurucu soğuk, çok az su. Binbaşı Birch annesine yazdığı mektupta şöyle diyordu. Kana susamış 2 milyon Türk'ten 200 metre uzakta korkusuzca oturdum. Kalemimi elime aldım. Onlarla aramda yaklaşık 2 metrelik toprak yığını olduğunu yazmayı unuttum. Güneş çok yakıcı ve çok susadım. Burada içecek tek şey su ve o da pis bir kuyudan geliyor. Tadı sanki içinde bir katır ölüsü varmış gibi. Ama bize dezenfektan tablet veriyorlar. Tabletler çok iyi. Suyu içinde iki katır ölüsü varmış gibi yapıyor. Kocan Göben ve Breslau'nun başını çektiği Türk filosu Boğaz'dan Karadeniz'e açıldı. 29 Ekim 1914'te bir dizi Rus limanına saldırdılar. Enver Paşa Karadeniz'in girişine mayın döşetti. Almanlar müttefikleri olmasını garantilemek için Türkiye'ye 5 milyon sterlin değerinde altın verdi. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na kendi şartları ve kendi gündemiyle girmişti. İran Müslümanları ciddi bir sorun. Bütün doğuda esen kuru bir rüzgar var. Kurumuş otlar bir kıvılcım bekliyor. Ve bu rüzgar İran sınırına doğru esiyor. Yazar John Buchan'ın kurgusal romanından bir alıntı. Ancak İslami bir cihatın yarattığı gerçek korkulara dayanıyor. Enver 1914 sonlarında yüzünü doğuya dönmüştü. Hem cihat hem de Türk halkları birleştirme konusunda büyük fikirleri vardı. Sınırların ötesinde özgürleştirilmeyi bekleyen kardeşlerimiz ve geri alacak vatan topraklarımız var. Rusya 40 yıl kadar önce Doğu Türkiye'nin Kafkasya sınırı boyunca uzanan büyük bir parçasını almıştı. Enver Rusları Türk topraklarından atma konusunda çaresizdi. Ama burası etnik çatışmalarla kaynayan bir bölgeydi. Ruslar, Türkler, Görcüler, Kürtler ve sınırın iki yanında da Hristiyan Ermeniler. Kafkaslarda kimin hangi tarafa sadık olduğunu anlamak çok zordu. Burada, Erzurum Kalesi'nde, Kasım 1914'te Almanların verdiği cesaretle Enver Paşa önemli bir karar aldı. Kışın yaklaşmasına rağmen ordusunu Rusların önüne attı. Artık İslam kartını oynuyordu. Zincirler altındaki 300 milyon Müslüman ve eski tebaamız bizim zaferimiz için dua ediyor. Ne mutlu ileri gidenlere. Ne mutlu din ve vatan yolunda şehit olanlara. İleri, daima ileri. Zafer, şan, şehadet, cennet hep ileridedir. Önce dehşete kapıldı ve firar etmeye başladı.
Rus askerlerini ateş etmeye çalışıyorduk ama tüfeklerin tetik mekanizması buz tutmuştu. O uzun ve ölümcül günlerde yaşadıklarımızı düşündükçe hala titriyoruz. Görüntüler insanın tüylerini ürpertecek cinstendi. Kanıların iç karartıcı tekerlek gıcırtıları. Toprağın doymak bilmeyen midesine gönderilen, ağzı ve gözleri açık kalmış cesetler. Allahu Ekber dağlarında yaşayan köylüler hala Sarıkamış şehitleri için dua eder. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق İmdat Demir, 1919'da kemiklerin gömülmesine yardım etmiş. Allahu Ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Enver'in büyük saldırısı felaketle sonuçlandı. Cepheden ayrılmadan önce askerlerine şöyle seslendi. Dostlarım, düşmana nasıl saldırdığınızı neredeyse bir ay boyunca kendi gözlerimle gördüm. Havanın sertliğini ve her türlü eksiğimize rağmen onların direnişini kırdınız. Sultan ve bütün halkımız sizi tebrik ediyor. Ben İstanbul'a dönüyorum. Başka zaferlerde kazanmanız ve düşmanın başını bir daha doğrultmasına izin vermemeniz için dua ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Kürtlerin ilerleyişinden paniğe kapılan Rus Çarı, 3 Ocak 1915'te İtilaf devletlerine derhal Türkiye'ye saldırmalarını söyledi. İngilizler kabul etti. Bu tarihteki en büyük harekatlardan biri. İstanbul'un doğu için önemini düşünün. Toplamında Londra, Berlin ve Paris'in batı için taşıdığı önemden daha fazla. İstanbul'un düşüşünün ne anlama geleceğini düşünün. Bu savaşın yönünü değiştirecek bir harekattı. Almanya'nın doğuya uzanan yolunu kesebilir, Balkanları serbest bırakabilir ve Karadeniz'den Rusya'ya geçişi sağlayabilirdi. Ama önce donanmanın Çanakkale Büyükelçiliği Oppenheim'in Hovarda casuslarına yuva olmuştu. Bir grup casus Berlin'den gezgin bir sirk ekibi kılığında gelmişti. Afganistan emirinin Hindistan'ı işgal etmek için 50 bin Müslümanı hazır ettiği söyleniyordu. Sirk ekibi Afganistan'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Tabii bir de yerini bulabilselerdi. Bu görevdeki Türklerden biri de Hüseyin Rauf'tu. Afganistan hakkında adından başka ne biliyoruz ki? Haritadaki yerini bile gözümde canlandıramıyorum. Oraya nasıl gidileceğini bilmiyorum. Amerika üstünden mi gideceğim? İşin ilginç yönü Enver Paşa ve Jön Türklerin hiç de fanatik dindarlar olmamasıydı. Almanya'nın cihat fikrine oportunist bir şekilde katılmışlardı. Enver'in esas amacı doğudaki Türkü halkları ve yeni bir imparatorluk kurmak için bir araya getirmekti. Köylerdeki gönüllüler askere alınıyor. Enver'in 800 bin askerlik bir ordusu vardı. Çoğu Anadolu'dan toplanmıştı ama aralarında Araplar, Makedonlar ve Kürtler de vardı. Bu işi bitik bir ordu olarak görülüyordu. Ama orduda Enver tarafından reform yapılmış ve askerler Almanlar tarafından eğitilmişti. Osmanlı ordusunun etkinliğinin arttırılması için ciddi bir çaba sarf ediliyor. Türk güçlerine artık ciddiye alınması gereken bir unsur gözüyle bakılmalı. Ama Türkiye kendisini hala resmen Almanya'nın müttefiki ilan etmemişti. Hükümet ise savaşa girmek konusunda ikiye ayrılmıştı. Ama Türkiye paraya muhtaç durumdaydı.
Dolayısıyla Almanlar anlaşmayı çekici kılmaya ve Türkiye'nin elini güçlendirmeye karar verdi. İki Alman kruvazörü Göben ve Breslau Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçıyordu. 11 Ağustos 1914'te duruma uygun bir şekilde İstanbul'a sığındılar. Haliç'e gururla demir atmış iki Alman kruvazörünün varlığı Türklerin tarafsız iddiasını tehlikeye düşürmüştü. Türkler bunu pek önemsemedi. Dünyaya gemileri satın aldıklarını açıkladılar. Gemilerin Alman mürettebatına takmalar için fesler verildi. Maskeli balo kostümlerini andıran giysileri İstanbul'da dillere düşmüştü. Göben boğazı açıldı ve Rus büyükelçiliği önünde demirledi. Subaylar ve erler feslerini büyük bir ciddiyet... Andır İngiltere'den para alıyordu. Afganistan'ı yanlarında isteyen İngilizler rüşveti arttırdı. Hindistan'dan çok büyük bir para transferinin yolda olduğu söylentileri vardı. Bu karavan yaklaştıkça emirle ilişkilerimizin bozulduğunun farkına vardık. Niedermayer ve Almanlar Afganistan emirinin oyununda sadece bir piyon olduklarını anlamışlardı. Operasyonu iptal ettiler. Cihadın doğuyu ateşe verdiği yoktu ama hala İngilizleri korkutacak gücü vardı. Ve Enver'in de genişlemeci planlarını bir kenara bırakmaya niyeti yoktu. Seçkin bir Alman mareşali olan Kolmar von der Goltz'u Irak'ta kumandayı ele alması ve savaşı İran üstünden Hindistan'a yayması için Irak'a gönderdi. O sırada 72 yaşında olan Goltz ailesiyle yazışıyordu. Kaderin beni bu ileri yaşımda dünyanın bu kadar uzak bir köşesine götüreceğine, Büyük İskender'in ovalarında, gençliğimizde hayallerimizi süsleyen ülkelerde yolculuk yapacağımı hayal bile edemezdim. İngilizler Orta Doğu'da bir güç gösterisi gerektiğine karar vermişlerdi. Arapları efendilerinin Almanlar ya da Türkler değil kendileri olduğuna ikna edeceklerdi. Bağdat'ın ele geçirilmesi Orta Doğu'da müthiş bir etki yaratır. Özellikle de İran, Afganistan ve kendi cephemizde. Ayrıca Çanakkale'deki başarısızlığımızın izlerini de siler. ...1915 Mayıs'ında General Sir Charles Townshend komutasındaki bir İngiliz bölüğü... ...o zamanlar Osmanlı'nın parçası olan Irak'ta Dicle Nehri boyunca ilerliyordu. Bağdat'a sadece 30 kilometre kala Türk 6. Ordusu tarafından durduruldular. İngilizler Dicle'nin bir kıvrımı içindeki Kut şehrine geri çekildi. Türkler çevrelerini sardı ve İngilizleri ablukaya aldı. Bu haritayı çizen binbaşı Dan, Noel gününde evine şunları yazmıştı. Bugün çok güzel bir akşam yemeği yedik. Koyun eti, İskoç çorbası, mayonezli somon, tavuk konfle, bezelyeli kızarmış ördek, İtalyan usulü yumurta, çikolata. Ve tabii ki ailelerimizin şerefine kadeh kaldırdık. İngilizler kendilerini kutu kuşatan Türk ordusunun kumandanı olan ve Hindistan'ın fethini şimdilik askıya almış Kolmar von der Goltz ile karşı karşıya buldular. Ne yazık ki İngilizler çok iyi yerleşti ve onlardan kurtulmak için gerekli teknik olanaklara sahip değiliz. Enver'in 800 bin askerlik bir ordusu vardı. Çoğu Anadolu'dan toplanmıştı ama aralarında Araplar, Makedonlar ve Kürtler de vardı. Bu işi bitik bir ordu olarak görülüyordu. Ama orduda Enver tarafından reform yapılmış ve askerler Almanlar tarafından eğitilmişti. Osmanlı ordusunun etkinliğinin arttırılması için ciddi bir çaba sarf ediliyor. Türk güçlerine artık ciddiye alınması gereken bir unsur gözüyle bakılmalı. Ama Türkiye kendisini hala resmen Almanya'nın müttefiki ilan etmemişti. Hükümet ise savaşa girmek konusunda ikiye ayrılmıştı. Ama Türkiye paraya muhtaç durumdaydı. Dolayısıyla Almanlar anlaşmayı çekici kılmaya ve Türkiye'nin elini güçlendirmeye karar verdi. İki Alman kruvazörü Göben ve Breslau Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçıyordu. 11 Ağustos 1914'te duruma uygun bir şekilde İstanbul'a sığındılar.
Haliç'e gururla demir atmış iki Alman kruvizörünün varlığı Türklerin tarafsız iddiasını tehlikeye düşürmüştü. Türkler bunu pek önemsemedi. Dünyaya gemileri satın aldıklarını açıkladılar. Gemilerin Alman mürettebatına takmalar için fesler verildi. Maskeli balo kostümlerini andıran giysileri İstanbul'da dillere düşmüştü. Göben boğazı açıldı ve Rus büyükelçiliği önünde demirledi. Subaylar ve erler feslerini büyük bir ciddiyetle çıkarıp Alman keplerini taktılar. Orkestra Alman milli marşını çaldı. Rus büyükelçisine bir ya da iki saat kadar serenat çektikten sonra feslerini tekrar taktılar. Ardından demir aldılar ve Alman savaş marşları söyleyerek uzaklaştılar. Göben ve Breslau'nun başını çektiği Türk filosu Boğaz'dan Karadeniz'e açıldı. 29 Ekim 1914'te bir dizi Rus limanına saldırdılar. Enver Paşa Karadeniz'in girişine mayın döşetti. Almanlar müttefikleri olmasını garantilemek için Türkiye'ye 5 milyon sterlin değerinde altın verdi. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na kendi şartları ve kendi gündemiyle girmişti. Tüfeklerin tetik mekanizması buz tutmuştu. O uzun ve ölümcül günlerde yaşadıklarımızı düşündükçe hala titriyoruz. Görüntüler insanın tüylerini ürpertecek cinstendi. Kanıların iç karartıcı tekerlek gıcırtıları. Toprağın doymak bilmeyen midesine gönderilen, ağzı ve gözleri açık kalmış cesetler. Allahu Ekber dağlarında yaşayan köylüler hala Sarıkamış şehitleri için dua eder. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق İmdat Demir 1919'da kemiklerin gömülmesine yardım etmiş. Allahu ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Enver'in büyük saldırısı felaketle sonuçlandı. Cepheden ayrılmadan önce askerlerine şöyle seslendi. Dostlarım, düşmana nasıl saldırdığınızı neredeyse bir ay boyunca kendi gözlerimle gördüm. Havanın sertliğini ve her türlü eksiğimize rağmen onların direnişini kırdınız. Sultan ve bütün halkımız sizi tebrik ediyor. Ben İstanbul'a dönüyorum. Başka zaferlerde kazanmanız ve düşmanın başını bir daha doğrultmasına izin vermemeniz için dua ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Türklerin ilerleyişinden paniğe kapılan Rus Çarı, 3 Ocak 1915'te İtilaf Devletlerine derhal Türkiye'ye saldırmalarını söyledi. İngilizler kabul etti. Bu tarihteki en büyük harekatlardan biri. İstanbul'un doğu için önemini düşünün. Toplamında Londra, Berlin ve Paris'in batı için taşıdığı önemden daha fazla. İstanbul'un düşüşünün ne anlama geleceğini düşünün. Bu savaşın yönünü değiştirecek bir harekattı. Almanya'nın doğuya uzanan yolunu kesebilir, Balkanları serbest bırakabilir ve Karadeniz'den Rusya'ya geçişi sağlayabilirdi. Ama önce donanmanın Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi gerekiyordu. İngilizlerin Akdeniz'e hakim olmasını istemeyen Fransızlar savaşa katılmak